dediğimiz grup İngiliz monarşisi olmak üzere 30 kadar Harry Rothschild tarafından kontrol edilir. ABD başkanını hep bunlar belirlemiş. Asıl Osmanlı'yı yıkan küresel sermayenin borçları. ...19. yüzyılda bunlar bütün savaşları finanse ettiler. Bu finanse ettiği savaşlardan bir tanesi de Kırım Savaşı'ydı. İşte Osmanlı ilk defa Rothschild'le Kırım Savaşı'na tanıştı. Ve Kırım Savaşı'nın parasını Rothschild'den aldı. Ve hayatının en büyük hatasını yaptı. Biz 1. Dünya Savaşı bittiğinde girerken... Rothschild olduğu olan borcumuz 200 milyon dolardı ki o zaman Amerikan bütçesi bile bu kadar değildi. Ve Rothschild Türkiye'ye Abdülhamit'in yanına geldi. Dedi ki biz bu borcumuzu kapatalım. Siz şu İsrail topraklarını, Filistin topraklarını bize verin. Biz İsrail devleti kuracağız dedi. Ancak Abdülhamit bunu biliyorsunuz kabul etmedi. Yani Osmanlı İmparatorluğu savaşlarla evet yenildi ama asıl Osmanlı'yı yıkan küresel sermayenin borçları oldu. Bu borç batağı içinde. Çünkü borcunu ödeyemeyince ne yaptı? Düyun-u Umumiye'yi kurdular. Düyun-u Umumiye'yi ele geçirip Düyun-u Umumiye üzerinden Osmanlı'yı parçaladılar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'ye küresel sermaye işte bu NATO ile Missouri gemisinin gelmesi işte çeşitli yapılanmalar derken tam 6 noktadan sızdılar bize. Bu 6 noktayı ben size sayıyorum. Hangi noktadan sızdılar bize? Bir kere bankacılıktan sızdılar, sanayiden sızdılar, medyadan sızdılar, eğitimden, istihbarattan, bürokrasiden. Şimdi bu işin tabii en başlangıcı aslında Türkiye'de özel sermayenin oluşturulmasıyla başlar. Türkiye'deki bu zengin kesim bugüne nasıl gelmişti? Tabii önce 1914-15'te işte bu Ermeni hareketlerinden sonra, teşhirinden sonra mala konanlar var. Varlık vergisinden sonra işte konanlar var. Ama asıl Amerika'nın Türkiye'deki küresel sermayenin uzantını oluşturmasında o zamanki adıyla İktisadi Kalkınma Bankası olan, Sanayi ve Kalkınma Bankası olan IRBD dediğimiz İngilizcesiyle bir banka var. Bunun başına işte o zamanlar ilk defa Bernard Naomi geçiriyorlar. Bu adam Türkiye'deki küresel sermayenin ilk adamıdır. Ve o zamandan beri bugüne kadar bu ekip şu anda TÜSİAD'ın içinde 5-10 tane üyesi var. DEİK de var. Yani Türkiye'deki küresel sermayenin uzantılarını 3 yerde aramamız lazım. TÜSİAD'da, DEİK'te ve TESEV'in içinde aramamız lazım. Bu 3 temel organdır, uzantıdır. Vatikan bütün parası gene bu Rothschild tarafından kontrol edilir. Bu küresel sermayenin en büyük şeyi, hedefi ulus devletlerdir. Düşmanlığı ulus devletler üzerindedir. Türkiye küresel sermayenin kabul edilinceye kadar güçlü ve büyük ülkedir. Türkiye'nin bölünmesi için Kürt projesi, işte bugünkü bu Ermenilerle ilgili kararlar, Türkiye'ye yapılan baskının altında Türkiye'nin ulus devlet yapısının bir an evvel parçalanması ve ulus devletin yutabileceği lokmalar haline getirilmesi istenmekte. Vatikan'ın paralarının alınması, bankada tutulması, bunların garantiye alınması ile ilgili bir gelir var. Ancak Vatikan aslında şey zamanında, Soğuk Savaş zamanında olduğu gibi, örneğin Sovyetler Birliği'nin çökertilmesinde Polonya'daki işçi hareketleri üzerinde çok büyük etkileri oldu. Yani aslında Vatikan küresel sermaye operasyonlarının bir enstrümanı. Bu operasyonu ne yapıyor? Gerektiği zaman Sovyetlere, Ruslara karşı kullanıyor. Gerektiği zaman Ermeniler üzerinde bize karşı kullanıyor. Yani Vatikan aslında küresel güvenlik sistemini, kendi yarattıkları bu küresel güvenlik programının bir enstrümanı. Aynı Soros gibi. Papalar da hiçbirisi tesadüfen seçilmez. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tesadüfen seçilmez. NATO Genel Sekreteri tesadüfen seçilmez. Bunların hepsi küresel sermayenin, eğer geçmişine bakarsanız bugün Ban Ki-moon hayatı Amerika'daki küresel sermaye okullarına geçmiştir.
Vatikan'da küresel sermayenin özel görevler için belirlediği papalarla hareket eder. Yani onların işaret çubuğuna göre hareket eder. Yoksa Vatikan elinde parada tutamaz, orada barınamaz yani. Papanın kendisi de barınamaz. Şeye bağlı, BİS'e bağlı işte. BİS yani Rothschild'in bankasına bağlı. Bütün parasını, yani Vatikan'ın bütün parası Rothschild'in bankasına tutuluyor. Zaten başka bir şansı yok. Dünyadaki bütün bankaları bunlar yönetiyor. Eğer siz bu bankaların amblemlerine bakarsanız, bu amblemlerin çoğunun Türkiye'deki bankaların amblemiyle aynı olduğunu göreceksiniz. TÜSİAD'ın kuruluşu 70'li yıllara gidiyor. Tabii o zamanlar sahası olayları var. Ve TÜSİAD'ın kurulmasının amaç işte bu Türkiye'deki özel sermayenin çıkarlarının korunması. Ve 80 darbesine giden yolda, özellikle 80 darbesinden sonra işte Vehbi Koç'un açıklamalarını biliyoruz. İşçi sınıfına yapılan baskılar, solla olan mücadele. Yani solu öne sürerek ne yapmıştır? Komünizmle mücadele altında özel sermaye kendi çıkarlarını korumak için işte 24 Ocak kararlarının arkasındaki unsurdur yani. Ne yapılmıştır? Türk ekonomisi dışarıya açılmıştır. Ondan sonra gelen işte 80'li 90'lı yıllardaki o neoliberal akım, Türkiye'nin sermayesinin dışı açılması, yabancı şirketlerin işte Türkiye'de bugün edindikleri yer, son 10 senedir yaşadıklarımız, bunların hepsi TÜSİAD gibi, milli gibi gözüküp ama küresel sermayeyle işbirliği içinde kendi özel çıkarlarına çalışan büyük bir çıkar grubunun uzantılarıdır. Üç halka var. Bu birinci halkada bu Amerikan Dışişleri Konseyi. Efendim bu konseyin altındaki Bilderberg, Trilateral Commission, üçlü komisyon. Bunların altında Rothschild ve efendim Rockefeller ve bu küresel sermayenin içindeki önemli insanı bulunduğu bankalar, şirketler ve bu bankaları 4 bankaya indirmiştik. 4 finans şirkete indirmiştik. 10 tane şirkete indirmiştik ve bunlar bütün kararın altındaydı. Özellikle Rothschild'in uluslararası çözümler dediğimiz o International Settlement Bank'ı, BIS dediğimiz bankası, bu bankaya bağlı olan Avrupa Merkez Bankaları, IMF'si, Dünya Bankası, bunların hepsi birinci halka. Bunlar asıl karar organı. Bunlar bizim Türkiye üçüncü halkada. Bizim Türkiye'de üçüncü halkada. Şimdi ona geleceğim. Bu birinci halkayı Amerika'daki, Avrupa'daki bu krema dediğimiz elit tabaka oluşturuyor. İkinci tabaka, bu tabakayı örtmek için kullanılan sanatçılardan, politikacılardan, işte Bilderberg toplanıyor, bilmem ne yapıyor. Yani bunların çeşitli ülkelerdeki akademisyen görüntüsü altındaki, medya görüntüsü altındaki, sanatçı görüntüsü altındaki örtü sağlayan grup. Ama üçüncü grup, bizim gibi üçüncü dünya ülkelerdeki bayileri. Bu London of City. Biz gittik oraya bir devlet gibi. Evet, kendi bayrağı var. Kendi bayrağı var. Girişinde polis barikatları var. Biz de şu anda çok gizli bir sote bir yerden çekim yapıyoruz. Aynen. Her an bizim bu çekim de durdurulabilir. Bank of America, City, Barclays, İslami bankalar, İslami HSBC, Thomson, arka tarafı Reuters. Mehmet Ali gösterebilirsen bak, Thomson Reuters. Evet. Arkadaki bina hemen, şuradan gösterebilirsen arkadaki bina. Yani Reuters'lar biliyorsunuz, yani Rothschild ailesinin İngiliz İmparatorluğu'nun, United Kingdom'ın silahlarından biri. O yüzden burası da, burada ne ararsanız var. Evet Ergün, bu yine tam arkamızdaki büyük bina, bankaya döneceğim. Şu anda bu bankanın kara para akladığı, evet, diktatörlerin, mafya, uyuşturucu mafyalarının, kralların, kraliçelerin, mafyaların akladığı, parasını akladığı bir banka olarak dünyayı sarstı. Polis barikatlarına durduruluyorsunuz ve ayrı bir devlete giriyorsunuz. Ve 250'ye yakın bir banka ve finans kurumunun olduğu bir para devletiyle karşılaşıyorsunuz. Kilometre karede 225 tane var. Kilometre karede 225 tane var. Belki ben rakamları tam olarak daha fazla, evet, var. Yani kilometre karede, evet, 225 tane varsa orada kaç finans kurumu var o zaman? Binlerce. Binlerce var.
Bize biraz açan örneklerle ne? Şöyle, London City'nin şeyi özelliği şudur. Bütün bu işlerin para planlama merkezi orasıdır. Yani BIST dediğimiz bu Rothschild'in İsviçre'deki bankası 600 bin tane bunun şeyi vardır. Kanalı vardır paraları yönetmek için. Bütün önemli kararlar burada alınır ama London City dediğimiz bu şey merkez para planlama merkezidir. Bunun şeyleri ise aksiyon merkezleri ise Wall Street'tir. Belçika, Brüksel'de ve Singapur'dadır. Temel yapı budur. Yani London planlama merkezi, biz arka plandaki asıl büyük beyin ve arterleri yöneten yer, kanalları yöneten yer, ama aksiyon merkezleri Wall Street, Brüksel ve Singapur. Peki nasıl müdahale ediyorlar, ne yapıyorlar ülkelere? Borçlandırmak, kara para, uyuşturucu ve küresel güvenliği kendi amaçları tarafından yönlendirmek, ekonomik etkiciliği, soy bilimi, soy arıtma ve aşılar, yeniliği bozulmuş, değiştirilmiş maddeler. Bunlar hep London of City'den mi çıkıyor? London bu işin mali boyutunda. London bu işin sadece mali boyutunda. Yani kara para aklama, bu işler London'a gidiyor, Washington'a gidiyor. Yani bu iki kanal bunları paylaşıyorlar. Parasal işlerde London'lar. Paranın dışında tek dünya devletine giden kararlar alınıyor. Mesela Suriye'deki karara bunlar, savaşa bunlar karar verdiler. Bosna Hersek'teki savaşa bunlar karar verdiler. Efendim, Birinci Dünya Savaşı'na bunlar, İkinci Dünya Savaşı'nın ne zaman biçimine bunlar karar verdiler. Uluslararası yapılanmayı hangi kurumların kuracağına bunlar karar verdiler. Bunlar işte asıl bu siyafarla yapılıyor. Yani Amerikan Dışişleri Konseyi ve bunun altındaki yapılanmalarla yapılıyor. İngiltere niye böyle bir finans devleti Londra'nın içinde bir finans devleti kurmaya, devlet içinde devlet kurmaya neden karar verdi? İşte 300'ler komitesini bugün yöneten gene İngiliz BFS'i. Uyuşturucu trafiğini yöneten MI6 gene İngiliz. Ve bütün bu ailelerin başındaki aslında her ne kadar Rockefeller, Rothschild desek de bunların annesi kraliçe, monarşi. Yani 30 tane aileden bahsettik ya, her şey kraliçenin altında, bunların hepsi kraliçeye bağlı. Yani İngiliz kraliçesi bütün bu trafiğin içindeki o 30 aileden bir tanesi ve en önemlisi. Yani yüzyıllardır Avrupa'daki bütün bu kirli asalet İngiliz İmparatorluğu döneminden beri İngilizlerin hakimiyetinde yürüyor. Amerikalılar sadece İngilizlerin oyuna intibak ediyor. Tabii Londra'ya gitmesindeki amaçları da şu. Bir, kapitalizm bir kere burada büyümüş. Bankacılığı en iyi bilen adamlar bunlar. Çünkü ilk defa Rothschild'ler İngiliz sarayında büyümüşler. Ve para operasyonları için en uygun yer gene kendileri için Londra. Bank of England'ı bunlar kurmuşlar daha 1654'te. İlk kurulan banka yani. Ve kuran kişiler de bunlar. 1654. Evet. Yani dolayısıyla bu iş çok köklü. Aslında bunların köklerini biz daha masonlara bağlayacağız. Rotary Alliance'lara bağlayacağız. Efendim tapınak şövalyelerine bağlayacağız. Illuminati'ye bağlayacağız. Tabii bunların aslında unutulmuş bir şeyi var. Bunların hepsi Yahudi. En önemlisi bunların hepsi Yahudi. Büyükleri Yahudi'ler içindeyiz yani. Ama tek dünya devletine gidip kendi aile çıkarlarını gözeten bir yapıda dünyayı yönetenler ve hizmetçiler diye ikiye ayırmak istiyorlar. Ve bu dünya nüfusunu fazla buluyorlar. Yani Londra'daki medyanın neden Türkiye'deki faizler umurunda? Çünkü bütün medya zaten bunların kontrol altında. Yani bütün bunların her şey şeyi içinde yani. Bir işaret çubuğu içinde, bir stiki içinde. Yani paranın faiz oranını belirleyen bunlar. Altının değerini bunlar. Değerli taşları belirleyen bunlar. Sadece Londra'da değil mesela. Bugün İsveç'e gidin. İsveç'teki bütün önemli medya organları, gazeteler, televizyonlar hepsinin hakimi Yahudilerdir. Hep bu küresel sermaye içindedir. Ha bu arada küresel sermaye içinde de bu Avrupa yakasıyla Amerika yakası ara sıra çekişir. Küresel sermaye içinde finans sermaye ile üretim sermaye kendi arasında çekişir. Kendi içe çekişmeler de var. Ama hep bunların içinde sonuçta paradan para kazanmak,
kendi dünya hakimleri çıkar ağları için ülkeleri yönlendirmek, politikada belirlemek bunlar için hiçbir şey tesadüfe bırakılamaz. Yani yaşadığımız hayatta hiçbir şey tesadüf değil. Afganistan'a yapılan harekat nedir? Afganistan'daki uyuşturucu ele geçirmektir. Afganistan'daki harekat yapılana kadar, 2002 yılına kadar Doğu Akdeniz'de sürekli uyuşturucu yakalanırdı. 10 senedir Doğu Akdeniz'de yakalanan hiçbir uyuşturucu yok. Çünkü oradaki uyuşturucu tamamen batının kontrolüne geçti. Obama'yı sevmiyorlar. Neden? Çünkü Obama savaşmayı sevmiyor. Savunmaya çok para harcamak istemiyor. Halka yatırım yapıyor, sağlığa önem veriyor. O yüzden Obama savaşı sevmediği için Obama'yı değiştirmek niyetindeler. Bu küresel sermaye devletlerin de ötesinde, arka planda, bizim içimizde, tüm dünyada, sadece Türkler için değil, bütün dünya için büyük bir küresel güvenlik sorunu. Ve bakın bugün Avrupa Birliği içinde pek çok parlamenter bu küresel güvenliğin faaliyetleri için, mesela bu küresel güvenlik fonu için soru önergesi verdi, cevap verilmedi. Hatta artık o insanları şeye çağırmıyorlar, yaptıkları toplantılara çağırmıyorlar. Küresel güvenliği sorguluyor diye, yani küresel sermayeyi sorguluyor diye. Yani büyük bir çıkar ağı var. Bu ağın bilinmesi, takip edilmesi, gerek ülke dışında, gerek ülkemiz içindeki bunları parçalanabilmesi sadece Türkiye için değil, bütün dünya için büyük bir güvenlik sorunu. ...2008 yılından beri akıllı güç diye Smart Power diye bir şey çıkardılar. Şu anda dünyanın her yerinde çok önemli radarlar kuruldu, sosyal radarlar ve halkların ruh analizi yapılıyor. Sizin Twitter'larınız, sosyal medyanız, Facebook'unuz, verdiğiniz cevapları inceleniyor. Türk halkının hassasiyetleri ölçülüyor. Ne için? Zamanı geldiği zaman aynı Tunus'ta yapıldığı gibi bir iç savaşı nasıl tetikleyebiliriz? Yani büyük bir perception management, algı... Lan minut. Londra'nın kalbinde yaz boza polis müdahalesi. Lan minut. İngiliz polisi yaz boza neden müdahale etti? Westminster Sarayı'nın önünden gergin anlar. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Yine bomba gibi bir yaz boz akşamında sizlerle beraberiz. Sevgili Ergün Diler'le bu hafta bayağı uzun bir yolculuk yaptık. Heyecanlı bir yolculuk oldu. Zaman zaman da gerilimler oldu Ergün. Evet. Ama gerilimler, takipler. Bizim için tatlı bir seyahatti. Evet. Bugüne kadar İngiltere'yi anlattık bu stüdyolardan insanlara. Dedik ki bir de bunu İngiltere'den anlatalım. Londra'dan, Londra'nın daha doğrusu İngiltere'nin kalbi Westminster Sarayı. İngiltere oradan yönetiliyor. Orada çok ilginç anekdotlarla karşılaştık. Yanımızda sevgili seyirciler, Harvard'da öğretim üyeliği yapan dünyaca ünlü tarihçi, İngiliz tarihçi James Dickey vardı. James de bize çok ilginç anekdotlar anlattı. Çok. O, bir İngiliz tarihçiden İngilizleri dinlemek de çok keyifliydi her gün. Hep İngilizler geliyordu geziye, evet. Şuraya buraya. Değişiklik olsun diye biz de kalkıp gittik. Çok soğuktu hava. Çok zor. Ben ya, bantları izleyince konuşamadığımızı gördüm. İyi konuştuğumuzu iddia etmiyoruz. Evet, ben zaten hasta gittim. Yolculuk hasta. Kaldırdık. Dönüşte hasta geldik. Şu anda da hayır, biz İstanbul'da kar altındaydı biz giderken. Daha rahat nefes alacağımız bir yer, evet, diye düşünüyorduk. Fakat o soğuk, aman Allah'ım. Müthiş bir soğuk. Evet, tabii biz orada nereleri gezdik? Sadece Westminster... Yalnız mı gezdik? Peşimizde kimler vardı? Evet, peşimizden gelenler vardı. Önümüzü kesenler vardı. Yolculuk yaparken trende dahi, evet, göz hapsindeydik. Bomboş vagonda yanımıza gelip... Evet, bomboş vagon der gün. Kimse, evet, yoktu. Yani. Sadece iki kişi vardı boş vagonda. Ve onlar da hemen bizim sağ tarafımızdaydı. Evet. Gelip yanımıza oturdular. Sürekli bakıştık. Konuştuk da. Bir takım olaylar da var. Cevap alamadığımız sorular sorduk. Evet, sen sürpriz de yaptın onlara. İsmiyle hitap ettin.
şaşırdılar. Evet, evet. Ama soramadılar ismimizi nereden biliyorsunuz diye. Evet, çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok ilginç anekdotlar oldu. Tabii sadece Westminster Sarayı değil, aynı zamanda dünya para imparatorlarının, evet, yani İngiltere'nin kalbi Westminster Sarayı, o meydan. Ama bir de dünya para imparatorlarının Londra'daki kalbi var. Oraya da girdik. O semte girdik. Kamera sokulması kesinlikle yasak. Yasak yani, olan yer. Zaten nasıl aradılar? Zaten taksici dedi ki kamerayı falan göstermeyin, sakın başınız derde girer. Ama bir şekilde çektik. Evet, şok olduğum bir görüntü de orada. Yani Londra'da merkez ve bir semt, büyük bir semt, finans semti. Girerken evet, aynen öyle. Polis barikatları var. Her girişin başında polis barikatları var. Karayolundan bir ülkeye girsen bu kadar aranırsın. Evet. O güvenliği ancak öyle görürsün. Londra'nın içinde, Londra'nın bir semtine girerken araçlar durduruluyor. Yani araçlar polisler soruyor. Polisler soruyor etrafını. Hemen son teknoloji cihazlarla aranıyorsun. Ondan sonra içeri giriyorsun. Oysa içeride buz poteni var, spor salonu var, güzel lokantalar var fakat devasa, koca koca göktürenler, koca koca finans merkezleri, oyuncular. Evet. Bu akşam para imparatorlarını konuşacağız. Aynı zamanda sevgili Ergün, tabii ki algı imparatorlarını da konuşacağız. Evet. Dünyaya nasıl, hangi yollardan mesajlar veriliyor onu konuşacağız. Akrabaları buraya getireceğiz. Akrabaları buraya getireceğiz. Tabii bir de Boğaz'daki sır, yatta, bizim Boğaz'da, evet, yatta yapılan sır toplantıyı gündeme getireceğiz sevgili seyirciler. Ne zaman? Kısa bir aradan sonra. Miras polislerinden kaçtık. Harvard'lı ünlü tarihçi James Dickey, Londra'nın ve İngiltere'nin şifrelerini yazboz için kırdı. King Edward I. Westminster Sarayı'nın önündeki heykelin sırrı ne? Was an agent of the Rothschilds. Londra'da kurulan finans imparatorluğunun perde arkası az sonra. Westminster Sarayı önünde yaşadığımız o polis müdahalesiyle karşılaştığımız, iki defa müdahale ettiler her gün. O gergin anları biraz sonra ekrana getireceğiz ama o para imparatorlarının merkezi İngiltere, kalbi İngiltere. Bir de algı imparatorlarının merkezleri var her gün. Bu medya dünyasıyla oluyor. Bu merkezlerden biri yine Londra, biri de New York, Washington hattındaki medya dünyası. Bir de Los Angeles var. Orada da bir başka algı fabrikası Hollywood. Bu konuda da söylenecek herhalde çok söz var ama ne yapalım? Önce bir bandımızı izleyelim. Ne olduğunu görelim. Bir Hollywood neyin nesi, onu bir anlayalım sevgili Ergün. Ondan sonra senin söyleyeceğin çok söz var. Evet, sinema algı imparatorluğunun merkezlerinden biri Los Angeles'ta. O merkeze, Hollywood'a gidiyoruz. Yahudilerin ekonomi ve savaş teknolojisi kadar sinema sektörünü de ellerinde tuttuklarını Sağır Sultan dahi duymuştur. Her ne kadar Amerikan halkı birçok konuda olduğu gibi bu konudan da bir haber olsa da olanaklarıyla dünyaya dev bir eğlence sektörü sunan Hollywood, İsrail aşığı patronlar tarafından yönetiliyor. Hiçbir Hollywood yapımında İsrail'i veya Yahudileri aşağılayan bir kareye rastlamak mümkün değildir. Yahudi kökenli yazar Joel Stein, Los Angeles Times gazetesinde yazdığı bir makalede ilginç itiraflarda bulunuyor. Gerçekte ise Amerikalıların nasıl da her şeyden habersiz olduğunu gösteriyor. Çünkü Yahudiler Hollywood'u tamamen yönetmektedir diyen yazara göre artık Amerikalıların bu gerçeği öğrenme zamanı geldi.
Los Angeles Times yazarı Joel Stein, Hollywood'daki Yahudi hegemonyasının ne çapta olduğunu kanıtlamak için isim vermekten dahi kaçınmıyor. Hollywood'un ünlü yapımcıları Los Angeles Times'a bir ilan veriyor. İlanda News Corp yöneticisi Peter Chernin, Paramount Pictures başkanı Brett Ray, Walt Disney icra başkanı Robert Iger, Sony Pictures başkanı Michael Linton, Warner Bros. Başkanı Barry Mayer, CBS Grup icra başkanı Leslie Moonves, MGM başkanı Harry Sloan ve NBC Universal icra başkanı Jeff Zucker'ın imzaları var. Los Angeles Times yazarı Joel Stein, bu isimlerin tamamı benim gibi Yahudi diyor. Yazısında Amerikalıları tiye alan Yahudi yazar Joel Stein, Yahudiler Hollywood'u, Hollywood'da dünya gençliğini yönetiyor. Bu nedenle Hitler'den nefret ederek büyüyen ama Benjamin Netanyahu, Ariel Sharon veya Isaac Rabin'i bir demokrasi kahramanı sanarak yetişen gençlerin sayısı hiç de azımsanmayacak boyutta diyor. Ödüllerine şöyle bir göz attığımızda Yahudileri yücelten ve Yahudi halkının çektiği sıkıntıları anlatan filmlerin her zaman için baş tacı edildiğini görüyoruz. Yahudi içerikli filmleri işleyen yönetmenler sanatsal anlamda bir şey ifade etsin veya etmesin, Oscar ödül töreninde hiçbir zaman eli boş dönmezler. Jüri üyeleri tarafından muhakkak filmlerinin beğenilecek tarafları bulunmuştur. Yapımları her zaman ödüllendirilen Yahudi oyuncu ve şarkıcılar düzenlenen törenlerde de her zaman sevimli gösterilirler. İşte o ödül törenlerinden biri. İngiltere'nin Oscar'ı sayılan BAFTA ödüllerinin Los Angeles ayağı düzenlenen ödül töreniyle sahiplerini buluyor. Törende bir ödül de dünyanın en ünlü Yahudi ailesi olan Cohen'lere gidiyor. Sacha Baron Cohen, Charlie Chaplin komedi ödülünü almak için sahneye çıkıyor. Ancak ödülden çok yaptığı şaka konuşuluyor. This is Charlie's actual cane from City Lights. This is for you. Thank you. Thank you, man. Thank you. Sahnede Chaplin'in ünlü filmi City Lights'ta oynadığı öne sürülen tekerlekli sandalyeli yaşlı bir kadın, Cohen'e Chaplin'i temsilen bir baston veriyor. Cohen de Chaplin gibi dans etmeye başlıyor. Ve peşi sıra Hollywood ürünü şov başlıyor. Büyük gösterilerle tüm dünyada canlı yayın furyasına ve Hollywood İmparatorluğu algısına işte böyle imza atılıyor. Bu ödül töreninden de anlaşıldığı gibi Yahudiler her yerde sevimli, şakacı, başarılı. Filmlerde de durum her zaman aynı. Bir Filistinli ailenin İsrail askerlerince katledilişini ya da Filistinli bir gencin öldürülüşünü hiçbir zaman bir film olarak seyredemiyoruz. Çünkü Hollywood'da sanat sadece İsrail sevdasına çalışır. İsrail'in dünyada yaptığı hatalar ve katliamlar asla görülmez. İsrail zulmünü anlatan film yapmak bir yana, onları kırıcı bir takım cümleler söyleseniz dahi Hollywood'dan dışlanabilirsiniz. Tıpkı Mel Gibson ve Marlon Brando örneğinde olduğu gibi. Mel Gibson, İsa'nın Tutkusu filminde Yahudileri aşağıladığı düşüncesiyle filmde yer alan Yahudileri incitecek birçok bölüm çıkarılmıştır. Yahudiler, aynı Mel Gibson'ın dünyadaki bütün savaşların nedeni Yahudilerdir sözünden sonra Hollywood'da birçok işi iptal ettirmişlerdi. ...2015
2004 yılında ölen Marlon Brando ise Hollywood'un sahipleri Yahudilerdir. Bu konuda insanlar hassas olmalı çünkü herkesi sömürüyorlar sözlerinden sonra Amerikan medyası tarafından dışlanmış, dahi olan lakabı çılgın ve çirkine dönmüştür. Hollywood sadece Filistin'e es geçmiyor. Hollywood filmlerinde Müslüman bir karakter mevcutsa o filmde mutlaka terörizm de vardır. Müslüman karakter terörist olsun ya da olmasın, film terörizmle ilişkilidir. Müslüman bir karakterin oynadığı komedi filmine ya da drama filmine rastlayamazsınız. Fakat bu tür filmlerde Yahudi karakterlere bolca yer veren Hollywood o kadar titiz davranıyor ki o karakteri aşağılayıcı pozisyona asla sokmuyor. Hollywood'da Müslüman oyunculara kaliteli bir rol biçilmez. Genelde hava korsanı, kaba ve kana susamış cani terörist tiplemelerinde görürsünüz. Hollywood'un Yahudi ünlüleri başkanlık seçimlerinde de büyük rol oynar. Mesela Steven Spielberg, Hillary Clinton'ın seçim kampanyası için 2.1 milyon dolar gibi büyük bir miktar yatırdı. Ünlü DreamWorks yapım firmasından Jeffrey Katzenberg ve David Geffen de Barack Obama adına 2.2 milyon dolar harcadı. İmparatorları Hollywood'da o kadar iyi hakimiyet kurmuş ki her bir başkan adayına değişik ünlülerden orantılı bir şekilde yardım akıtılıyor. Bu da kim kazanırsa kazansın Hollywood'da Yahudilerin hüküm sürmesine zemin hazırlıyor. Öyle ki Amerikan başkanları ödül törenine video konferansla bağlanabiliyor. Miras polislerinden kaçtık. Harvard'lı ünlü tarihçi James Dickey, Londra'nın ve İngiltere'nin şifrelerini yazboz için kırdı. King Edward I. Westminster Sarayı'nın önündeki heykelin sırrı ne? Was an agent of the Rothschilds. Londra'da kurulan finans imparatorluğunun perde arkası az sonra. Ergün, Los Angeles Times yazarı, o da bir Yahudi, Joanne Steen yazar olarak onun kaleme aldığı Hollywood'u anlatan bir bant izledik. Oradaki Yahudi imparatorluğunun bir Los Angeles Times'ın Yahudi gazetedeki yazarı anlatıyor. Ama senin de söyleyeceğin çok söz vardır. Bu konu tabii çok uzun, başlı başına programlar yapılması gereken bir hadise. Fakat şu var, yani burada bu bantta ya da o yazarın anlattığı gibi dünya genelinde 13-15 milyonluk bir kitleye sahip olan Yahudilerin dünyayı yönetmesi asla ve kata söz konusu değil. Bazı güçler bunları öne sürerek hem parada, hem medyada, hem sinemada, hem de Orta Doğu'da görev veriyor. Kendi söyleyemeyeceklerini bunlara söylettiriyorlar. Yoksa Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Britanya, Rusya, Çin değil. Yani düşün, 7 milyar insan, 13 milyon insan. Rasyonel değil. Fakat bu insanların önde olması gerekiyor. Bu insanların kullanılması gerekiyor. Bu insanların Müslümanlara kavga etmesi gerekiyor. Neden? Dünyanın merkezi Orta Doğu olduğu için. Birisinin kavga etmesi gerekiyor ki Müslümanlar da kendini o kendisine saldıranlara karşı korusun. Bizi çarpıştırıyorlar. Baronlar arkada. Olay bu. Her şeye böyle bakmanız lazım. Yoksa yani milyarlarca insan, onlarca devlet 13 milyon insana yenik düşüyor. Mantıklı değil. Askerler, ordular, füze savunma sistemleri, füzeler, uçaklar, bombalar ne işe yarıyor diye sorar bir ortalama akıl ki buna kimse cevap veremez. O zaman ne oluyor? Bunları Müslüman alemine birisi bela ediyor. O kim? Onu da birazdan göreceğiz abi. Evet, o kim? Onu göreceğiz. Evet. Kısa bir anekdot anlatayım. Hollywood'da dahi çocuk olarak adlandırılıp yıllarca dahi diye manşetlere taşınan Marlon Brando'yu bir kalemde sildiler ve onun dahiliğini
bir anda çirkin adam diye. Öyle çok adam var. Çirkine ama. Mel Gibson de var. Ben o Marlon Brando'nun bir filmini izledim her gün. Geçen hafta İsyan diye bir film. Yıllar önce çekilmiş. İşte Antil Adaları Portekizlilere ait. Portekizliler yerleşmiş. Bütün yerlileri öldürmüşler. Evet. Afrika'dan köleleri getirmişler. Kırbaçla şeker kamışını orada üretiyorlar ve çok büyük paralar kazanıyorlar. Bir adam geliyor. Marlon Brando başrolde geliyor adaya. Portekizlilerle oradaki köleleri birbirine düşürüyor. O köleler içinde en hırslı ve cesur adamı tespit ediyor. Onu lider yapıyor. Kölelerin başında gidiyor Portekizlileri dolduruyor. Köleleri dolduruyor. Birbirine düşürüyor. Kan, oluk oluk kan akıyor. Antil Adaları'nda yaşanmış, gerçek hayatta olmuş bir hikaye. Evet, filmin sonunda İngiliz askerleri elini kolunu sallayarak geliyor. Adalara giriyorlar ve kim ölüyor? O savaşı başlatan zenciyi asarak filmi bitiriyorlar. Marlon Brando da orada bir İngiliz ajanını oynuyor. Evet. Yani geliyor, var dolaşıyor. Var mı İngiliz askeri? Var mı Anglo-Sakson biri yok. Yok. Mücadele edenler, kavga edenler o coğrafyanın temel unsurlarıdır. Bunlar arkada dururlar fakat iki rakip, iki rekabet için olan grubu, kümeyi, kitleyi kapıştırırlar ve sonradan girip parsayı toplarlar. Bunu bilmek için tarih profesör olmaya gerek yok. Yüzlerce örneği var. Bu adama hiç görünmez. Medya mı? İşte şimdi abi Musevileri kullanırlar, Yahudileri kullanırlar. Hollywood mu? Bunlar. Arkada kim var? Birazdan profesör anlatacak. Yani evet. Harvard'da tarih anlatan, yani dünyaca bilinen, ne diyor? Baydı ki, İngilizler diyor, şu tarihten itibaren diyor, Yahudileri aldı. Nereden aldı? Amsterdam'dan bahsediyor. New York'un ismi New Amsterdam. Daha sonra New York oluyor. Yani bankerler, Amsterdam, New York, para, faiz, mezhep, Yahudilik, Protestanlık, kraliçe, dünya. Ergün bir de bize bu IŞİD terör örgütü girin, Türkiye müdahale etmeli, sorumluluğu var diye ayağa kalkan İngiliz basını, bizim girmemizi isteyen İngiliz basını dünyada IŞİD'e karşı en büyük yaygarayı yapan, dünyaya ayağa kaldıran İngiliz hükümeti Cameron parlamentoda bir konuşmalar yapıyor. Diyorsun ki bu adam IŞİD'i yerle bir edecek her gün. Yok. Daha tezkere çıkarmadılar vurmak için. Bak Ürdün vuruyor, Mısır vuruyor. Antiller'de gibi. Evet. IŞİD ya da X bir oluşum. Bizi kapıştıracaklar. Arkadan gidip ikimizi de kulağından tutup öyle alıştılar ya. Fırlatıp atacaklar. Akıllı davrandığın sürece, kendini bildiğin sürece onlar patinaj yapıyor. Orada Hollywood'da az önce izledik. Güzel bir şov vardı. Charlie Chaplin tiplemesiyle yaşlı bir kadın. Kadın öldü mü orada? Yok, o bir tamamen kurmaca bir şov. O şovu yapan da bir dünyaca ünlü artistlerden biri Cohen Ergün. Sen Cohen'leri... Salondakiler çığlık çığlığa gördün. Evet, işte böyle bir algı çok güzel oynuyorlar. Her şeyin en iyisini yapıyorlar. Kaza süsü insanın öldüğünü anlatıyorlar ve işi... Algıdan para kazanmak olanlar da bu algıya yeniliyor. Çığlıklara bakınca. Evet. Yani bir Cohen sen de dünya çapında star olursun. Tabii. Neden Ergün? Cohen'ler özeldir. Anlattık, yazdık. Yani çok az bir hatırlatsak şöyle. Yani hem onların inanışında, hem sinagogdaki oturma biçiminde, hem dini temsil kabiliyeti açısından bu aile özel bir ailedir. Herkes de yan yana gömülmezler. Mezarları bile... yani onları ziyarete gelenler başkalarının ağaç etrafındaki bir dala değmesin diye yol kenarına yapılır. Çok özel bir ailedir. Çok özel bir şekilde korunur. Herkes de ziyaret edemez bildiğim kadarıyla. Tabii. Aileyi, Cohen ailesini. Bir gün onunla ilgili bir program yapalım. Program belki. Yapalım ama Boğaz'da da bir sır toplantı vardı. Cohen. Orada o bir yatta. Evet. Çok ilginç bir yatta yapıldı o toplantıda. Ve o toplantıda da bir Cohen vardı Ergün. O Cohen de şu anda CIA'nin ikinci adamı. Evet. Bu toplantıdan sonra belki ikinci adam oldu. Evet, bu toplantıdan sonra belki ikinci adam oldu.
sen geçen hafta o toplantının kodlarını biraz vermiştin bize. Evet. Ama hafta içinde de bununla ilgili kodları tam çözen bir yazı yazdın. Ne yapalım? O yazdıklarına gidelim. Bakalım. Boğaz'a gidiyoruz. Boğaz'da bir yat ve yatta sır toplantı ve işte şifreleri. Türkiye'de ya da dünyanın herhangi bir yerinde Cohen soyadı çok önemlidir. Cohen, Arapça kahin demektir. Tevrat'a göre ise Tanrı'nın adının yakarılması görevi Harun soyuna verilmiştir. Bu zincir çok önemlidir. Cohenler de bu soyun temsilcisidir. Açıdan diğer bütün Yahudi gruplardan birkaç adım öndedir. Cohen soyadı o ismi önemli kılar. Mesela sinagogda Tanrı'ya şükran duası yapılırken ilk olarak Cohenler çağrılır. Cohen olan kişi de gelir ve bu duayı bütün cemaat adına yapar. Cohen olan kişi bir cesetle yan yana, hatta aynı çatı altında bile duramaz. Ölüm döşeğinde olan kişinin yanına gidemez. Kendi yakını değilse bir mezarlığa bile giremez. Bu kirlenmemesi için önemlidir. Bir Kohen'in 7 yakını ölünce mezarlıkta yol kenarına gömülür. Kohen mezarlığa gittiği zaman diğer mezarların yanından geçmesin diye. Bu kuraldır. Yahudi mezarlıklarına uzun dallı ve yapraklı ağaçlar dikilmez. Çünkü bir Kohen bunlara temas ederse kirlenir. İsrail'de morgların girişi hastaneden ayrıdır. Bir Kohen hastaneye geldiğinde morga giren kişiyle temas etmemesi gerekir. Korunması şarttır. Kohenlik babadan oğula geçer. Sinagoglarda Kohenlerin özel giysileri vardır. Bu giysiler orada saklanır. İşte bu aileye mensup David Cohen'i Türkiye 17 Aralık darbe girişiminden sonra tanıdı. Cohen, dünyanın en güçlü hukuk bürolarından Miller, Cassidy, LaRocca and Levin LLP'de görev yaptı. Tam 11 yıl boyunca dünyanın en büyük şirketleriyle çalıştı. 1999 yılında Beyaz Saray için çalışması teklif edildi. Hazine Bakanlığı'nda işe başladı. Terörizm ve finansman konularında Amerika'nın en önemli ismi haline geldi. Kara para aklama konularında da birçok çalışma yaptı. David Cohen, Rothschild'lerin kurucusu olduğu İngiliz Bankası'nın kara para aklama olaylarında tanık olarak ifade verdi. O İngiliz Bankası 1.2 milyar dolar ceza aldı. Ancak Cohen'in tanıklığı sayesinde İngiliz Bankası'nın çok büyük tazminat ödemesinin engellendiği ortaya çıktı. Cohen, 2009 yılında Amerikan Hazine Bakanlığı'nda başkanın özel yardımcısı oldu. 2011 yılında da Obama tarafından Amerikan Hazine Bakanlığı Terörizm ve Finansal İstihbarat Müsteşarı olarak atandı. Cohen'in yolunu açansa hep Stuart Levy'di. Hazinede müfettişlik görevine getiren kişi yine Stuart Levy'di. Dayanışmaları hiç bitmedi. Terör suçlarına karışan bankaların hapis değil de para cezayla kurtulmasını hazırladıkları yasayla garanti altına aldılar. İkilinin hazırladıkları yasa en çok da kurucusu Rothschild'ler olan İngiliz Bankası'nın işine yarıyordu. İran'la ambargoya rağmen ilişki kuran bankanın Kolombiya ve Meksika'daki uyuşturucu kartellerinin parasını akladığı defalarca kanıtlandı. Ancak banka bu ikili sayesinde yasal olarak sorumlu tutulmayıp ceza ödeyip yoluna devam etti. 100 milyarlarca dolar aklayan banka arada sırada birkaç milyar dolar ceza ödeyerek ilerledi. Bu kadar kirli işin arasında Cohen temiz kalabiliyordu.
Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin emrinde gibi görünen Cohen ve Levy, Rothschild ailesinin bankasında memur olarak çalışıyorlar. İşte bu ailenin emrindeki Cohen, 17 Aralık darbe girişiminden sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin bankası Halkbank'a girip hesaplara bakıyordu. Boğazına kadar kirlenmiş biri Türkiye'ye hesap soruyordu. Kara para arıyordu. David Cohen 19 Aralık 2013 tarihinde sadece Halkbank kayıtlarını incelemek için gelmedi. Amerikalı bir yetkiliyle konuşan Ergün Diler, Cohen'in Türkiye'ye geliş sebebiyle ilgili sarsıcı bilgilere ulaştı. Üst düzey Amerikalı'nın verdiği bilgilere göre Cohen İstanbul'a geldiğinde çok önemli bir toplantıya katıldı. Cohen İstanbul'da Boğaz'ın ortasında 4 büyük bankanın üst düzey yöneticileriyle İngiliz bayraklı bir yatta buluştu. Ve 4 bankanın üst düzey yöneticilerinin toplantı yaptığı yat ise çok özel. Türkiye'de silahlı savunma sistemi olan tek yat. Bu yat bir bankanın adına kayıtlı. Amerikalı'nın verdiği bilgilere göre bu toplantıda bankalarla Türkiye'ye operasyon kararı alındı. Yani İstanbul Boğazı'nda Türkiye'ye operasyon hazırlığı yapılıyordu. Ki operasyon nasıl yapılacaktı? Amerikalı yetkilinin verdiği bilgilere göre David Cohen ve 4 üst düzey banka yöneticisi Türkiye'de çok üst düzeyde olan birisinin istifa etmesini istiyorlardı. İstifası için ona baskı uyguluyorlardı. Ancak operasyon başarıya ulaşmadı. Çünkü o kişi istifa etmedi. İstifa etseydi Türkiye finansal operasyonla büyük zarar görecekti. 17 Aralık'ta gelmeyen son darbe bununla inecekti. O dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikinci kez sıkıştırılacak, zora düşürülecekti. Londra'nın kalbinde yazboza polis müdahalesi. İngiliz polisi yazboza neden müdahale etti? Westminster Sarayı'nın önünden gergin anlar. Evet. Sevgili seyirciler, Cohen az önce izledik. Rothschild'lere ait dünyaca ünlü banka kara para aklıyor. O bankanın çok ağır cezalar almasını engelleyen ve Türkiye'de de bir yatta sır toplantı yapan, Halkbank'a giren bir adam şu anda CIA ikinci başkanı. Belki etki olarak birinci adam. Şunu söyleyeyim Bekir, uzatmak istemiyorum. Adamlar bize operasyon hazırlığını bizim kalbimizin tam ortasında yapıyorlar. Boğaz'da. Biz aylardır, yıllardır ne anlatıyoruz? Bunu bir kenara koysunlar bizi izleyenler. Adam geliyor, elin oğlu Boğaz'ın ortasında dört bankanın patronunu alıyor. Diyor ki düğmeye basalım. Ankara'dan da destek istiyorlar. Diyor ki oyunu sizin üzerinde kuracağız. O isim kimse geri adım atıyor. Vazgeçiyor. Ama üzücü olan şu. Bunu Londra'da, New York'ta, Tel Aviv'de, Berlin'de değil. İstanbul'un göbeğinde, Türkiye'nin göbeğinde yapıyorlar Bekir. En çok üzerinde düşünmemiz gereken, durmamız gereken bu adamlar bu gücü nereden alıyor? Ve bir bakıyoruz dolar birden yükseliyor. Bankalar tabii canım. Dolara hücum ediyor. Faizleri düşüremiyorsun. Düşürmeye kalksan enflasyon artar diyorlar. Yani başka şeyler var. Onlar yani... Böyle acayip sistemler. İşte akrabalık ilişkisi var. İlişkiler. Cohen'lerle bizden görünenlerin muazzam bir işbirliği var. O Cohen'lerin de Rothschild'lerle bir akrabalığı var. Peki... Rothschild'ler kim? İngiliz Merkez Bankası'nın sahibi aynı zamanda. O Rothschild'leri biz anlattık ama bir de bir İngiliz profesörden dinleyelim istedik. Harvard'lı tarihçi Ergün, evet. James Dickey. Evet.
Harvard'da Rothschild'lere ait bir okul. Biz Harvard'da okumayı, değil mi? Çok mesela büyük. Orası çok ilginçti. Mesela sırf biz geliyoruz diye Bay Dickey o sweatshirt'ı giymiş. Ben de merak ettim niye bunu giymiş diye. Onu da anlatacak. Ceketini açınca anladık ki anlattı. Çok dikkat edilmesi gereken bir yer. Evet. Rothschild'lere ait Harvard Üniversitesi'nde ders veren dünya ünlü tarihçi James Dickey. Bakın İngiltere'nin kalbi Londra'da Rothschild'leri bize nasıl anlattı? İzliyoruz. Biraz polislerinden kaçtık. Financial operations. Mrs. King, Edward the First. Was an agent of the Rothschilds. The Turkish atrocities. Kun Loeb and Company, now Baruch, Bernard Baruch, the uncrowned king of Wall Street, and who was the closest friend of the late Winston Churchill, whose statue is somewhere over here, over there, yeah, there, yes. It looks very ugly, like a beetle, but he was ugly. At any rate, it was Kun Loeb and Company that financed the Russian Revolution. Revolutions, you know, cost a lot of money. For instance, the Islamic Revolution in Iran was financed by the Bazaaris, the economic class that had suffered most under the rule of the Shah. The head of Kun Loeb and Company, Bernard Baruch, was a close friend of Leon Trotsky. And it was he who provided the money for the agitators to be sent from the slum quarters of New York to St. Petersburg to bring down the monarchy. So in fact, the Russian Revolution was financed by the Jewish capitalists and bankers of North America. I don't know much about the relations between the royal family and the Rothschild, but you must understand that the royal family are not part of the British establishment. They are an instrument that the establishment uses to promote its own objectives. But the British establishment is a secret society, and you can bet that the Rothschilds are part of it because they are the principal financiers. Well, it's done by loans. For instance, when Egypt went bankrupt under the reign of Ismail the Khedive, Ismail the profligate, the Disraeli wanted the money to buy the Suez Canal, and it was to Lord Rothschild that he went to get the loan. Now, the Rothschilds are deeply entrenched here in Westminster. For instance, Lord Rothschild was the chairman of Mrs. Thatcher's think tank. Of course, there is Zionist control of the media, and that comes from Murdoch Press, who ran a press campaign against me 10 years ago, which almost got me arrested, because they said that I had called for a terrorist attack on number 10, and I had not. The Murdoch, of course, is Talmudically Jewish because his mother was a Jew. Baron Rothschild, Edmund the Rothschild, said that when he was young, he didn't know what death was, because every time a withered leaf fluttered to the ground on the family estate in France, there were so many gardeners, more gardeners than in Versailles, that as soon as a leaf dropped off a tree, it was picked up. They are fabulously wealthy. In this country, they own Waddesdon Manor, and they have the furniture from Marie Antoinette's palace at Versailles. Well, it's just fabulous collection of furniture, some of it formerly the property of the French royal family, which was put up for sale at the time of the French Revolution, of paintings and antiques.
the English government and Rothschild, how would they do their operations on the Islamic world if they want to put it down? For instance, I mean, we know that every member of the late King Hussein's cabinet was a Freemason. And King Hussein himself was the Middle Eastern representative of a Masonic society. What's it called? I can't remember the name of it. But the whole thing, I mean, the Middle East is controlled through these Masonic networks. Biraz polislerinden kaçtık. Harvard'lı ünlü tarihçi James Dickey, Londra'nın ve İngiltere'nin şifrelerini yazboz için kırdı. King Edward I. Westminster Sarayı'nın önündeki heykelin sırrı ne? Was an agent of the Rothschilds. Londra'da kurulan Finans İmparatorluğu'nun perde arkası az sonra. Evet, ünlü tarihçi, Harvard'lı tarihçi, Rothschild'lere ait bir okulun tarihçisi ve bu yaş hala tutuklanma korkusu yaşıyor Bekir. Yani oradaki gücü en iyi hisseden o. Yani bu insanlarla mücadele hiç kolay değil. Sen de biliyorsun, birkaç isim önerdi. Belki onlarla bir araya gelecek ve işlerin birisi, çok çok isim vermeyelim, çok çok özel bir insan. Bir kere konuşmuş, konuşmaya kalkmış, hayatını zehir etmişler. Belki onun için tekrar Londra'ya gitmemiz gerekir ya da onu davet ederiz, bilemiyorum. Fakat yani bu mücadele, bu insanlarla mücadele hiç görüldüğü gibi kolay, basit değil. Yani mikrofonun kamera önünde söyledikleriyle arkasında söylediği bazı şeyler arasında uçurum var ama çok iyi anlayabiliyorum. Tabii Ergün, orada her yerde karşılarına çıkmış bunlar. Mısır'dan bahsetti. Mısır o zaman Osmanlı'nın... Türkiye ile ilgili çok şeyler söyledi, biz yayınlamıyoruz ama... Evet. Mısır o zaman Osmanlı'yız. Orada parayla borca soktular önce. Osmanlı bacasına verdiler parayı. Süveyş kanalını aldılar parayı ödeyemeyince. Tabii. Bu kadar parayla o Süveyş kanalı gitti. Orada o gitti. Abdülhamit, Sultan Abdülhamit Han'dan parayla önce para teklif etmediler mi? Evet. Parayla gelmediler mi? Baktı olmuyor. Ondan sonra başka bir film çevirmeye başladılar. Osmanlı bu yüzden yıkıldı. Osmanlı'yı da ne yaptılar? Kendi çıkarları için parça pinçik ederek Orta Doğu'da Türk ve Müslüman gölgesi kalmayacak şekilde bölüp paylaştırdılar. Kimlere? Kendi adamlarına. Kim bunlar? İşte bir tanesi ismini söyledi. Hep kullandıkları, kullanabilecekleri, kontrolden çıkmayacakları insanlarla geldiler. Ve biz de bunu hep kendimizden zannettik. Peşlerinden gittik. Tabii duvara toslamak için çok geciktik. Aklımız başımıza gelsin diye. Ama yine de şükür bunları konuşuyoruz. Ve evet. Ülke bu egemenliği kırmak ve yırtmak üzere. James bize Rothschild Hanedanı'nın İngiltere kraliyet ailesi üzerindeki gücünü, egemenliğini de anlattı. Altını çiziyor, kraliçeye yakınlığını da anlatıyor. Bir de Baydegi, yani bunun dışında İspanya'daki Müslüman medeniyetini araştıran ender isimlerden biri. Ve çok bilgili bu konuda. Evet. Ve o yüzden İngiltere'nin, Rothschild'lerin Osmanlı ile ve Müslüman dünyasıyla ilgili hesabını en iyi bilen insanlardan biri. O çok önemli açıklamalar var. Biraz sonra tekrar döneceğiz James'e. Ama James bize o açıklamadı ama James bize bir de İngiltere parlamento binasında, yani Westminster Sarayı, o 5 milyar dolar ve tamir edilecek. Tadilatı için düşünülen rakam. Evet, tadilatı için 5 milyar dolar para, 3 milyar dolar ayrılmış. Az gelmiş, 5 milyar dolara çıkartalım diye tartışmaların yapıldığı Westminster Sarayı'nın bahçesindeki heykeli anlattı Ergün. Rothschild Hanedanı'nın İngiltere'deki egemenliğini sağlayan kişilerden biri. Kim? Cromwell. Cromwell anlattı ama şu var. Orada yaşayan Türk dostlarımızla konuştuk. Ne dediler? Ya biz hiç bunları bilmiyorduk. Evet. İngilizlerin de pek çoğu bilmiyor. Bilmezler, gösterilmezler ama onlar bizim gözümüze sokmuşlar. Fakat gören için. Evet. Çok önemli, iyi izlenmesi gereken bir yer. Dünya finans merkezlerinden birkaç merkezden biri Londra, İngiltere ve oradaki Rothschild Hanedanı'nın ağırlığını, gücünü
anlatan, o güce nasıl eriştiklerini anlatan, bu gücü kim nasıl sağladı onu anlatan bir heykel. Westminster Sarayı, parlamento binasının içinde, bahçesinde bir heykel izliyoruz. Ergün, şu anda tam İngiltere'de Westminster Sarayı'nın önündeyiz. Evet, çok önemli bir yer. Burası İngiltere parlamentosu. Evet. İngiltere buradan yönetiliyor. Aklı burası, kalbi burası. Evet. Bu kalbi tam önünde bir heykel var. Bir simge var. Bir simge, bir sembol. İngilizlerle Yahudilerin irtibatını açıklayan çok güzel kanıtlardan biri. Ki zaten dikmişler. Bu sembolün ne anlama geldiğini profesör soralım. Şimdi Harvard'lı profesörümüze soruyoruz. Profesör. Pussy. That is Oliver Cromwell who brought the Jews back into England. Under the law of 1290 issued by England's greatest king, Edward I, the Jews were expelled from England and they were not allowed to live here until the monarchy was overthrown by Cromwell, who had Charles I beheaded here in Whitehall, just along there. I can show you the exact spot. And then he sent diplomats over to Amsterdam to negotiate with the Amsterdam bankers for loans, and the agreement was made between Manasseh ben Israel and the English Parliament, and they have remained here ever since. In terms of English history, this is one of the most historic sites in the British Isles. It was over there that Charles I was tried for his life, and he was executed just a few hundred yards from here in Whitehall. The statue of Oliver Cromwell is here because it was he who had Charles tried for treason. From the Jewish bankers of Amsterdam to fund the civil war for the overthrow of the English monarchy. So in 1655, he sent diplomats over from here, from Westminster, to Amsterdam to negotiate with the Jews, the return of the Jews to England. And between 1290 and 1655, there were no Jews in this country at all. But they came under him and they've remained ever since, gradually taking over the economy of the country step by step. Cromwell'in anıtı, heykeli dikilmiş. Nereye dikilmiş? Westminster Sarayı'nın bahçesine. Neden? Girişine. Neden? Sen bu Oliver'la ilgili bayağı söyleyeceksin. Yani kısa da şunu söyleyelim Bekir. Yani devamlı rahatsız ediyoruz. İspanyollar Yahudileri kovduktan sonra bunların bir kısmı Osmanlı'ya, ki daha çok fakir olanlar, yoksul olanlar, orta dereceli olanlar, fakat zenginleri bulup parayı Londra'ya getiren adam Oliver Cromwell. Ve o tarihte, yani 1500'lerin sonuna doğru İngiltere Yahudilerin sistemiyle tanışıyor. Onu alıp kullanmaya başlıyor. Akrabalık buradan başlıyor. Getiren adam da Oliver Cromwell. Evet, akrabalık buradan başlıyor. Evet. O akrabalığı başlatanın da heykelini dikmişler. Parlamento binasına, Parlamento sarayının bahçesine dikiyorlar. Evet, önünde, olay bu. Önünde Mehmet Ali, önünde aslan figürü var. Aslan figürü de Rothschild ailesinin figürüdür. Her yönettiği markada, her yönettiği kurumda, bakın bunu sigaradan reklam ajanslarına kadar görürsünüz, film endüstrisinde görürsünüz. Harvard'da, şurada, burada, her yerde renkleri ya da figürleri vardır. Bankalarında var. Nedir bu aslan? Oliver'ın önünde de aslan var. Yani tesadüf değil. Nerede? Parlamento Sarayı'nda, Westminster Sarayı'nda Rothschild Hanedanı'nın İzledi. Aslanı yatıyor. Aslanlar gibi duruyor her gün. Evet. One minute. Londra'nın kalbinde yaz boza polis müdahalesi. One minute. İngiliz polisi yaz boza neden müdahale etti? Westminster Sarayı'nın önünden gergin anlar. Yani Ergün, Oliver Cromwell. Ta bak, bugünlere mahsus bir şey değil.
Ta 1600'lü yıllarda Hollanda'daki Yahudi bankerlerden para alarak devrim yapıyor. Darbe yapıyor. Bak yani 400-500 yıl öncesi bile model aynı model. Aynı model. Hep yani geliyor o adam da kendi ülkesinin prensini öldürüyor. İktidarı ele alıyor. Yahudileri İngiltere'ye getirdiği için de İngiliz parlamento sarayının girişine heykeli dikiliyor. Peki Yahudileri İngiltere'ye getiren Cromwell'sa, yani İngiltere'den söz ediyorsa, peki Filistin'e Yahudileri götüren kim? Yine bunlar. Yine İngilizler. Amerika'ya götüren kim? Yine İngilizler. Bunlar. Neden? Biz tarihi masal gibi okuduğumuz için bize zaten okutmadılar da inşallah bizden sonraki gençlere, nesillere okuturlar da muhakeme etmeyi, kimin nasıl oyun kurduğunu anlamaya yarayan bu adamlar akıllı. Tamam fakat bilinmez ve sır değiller. Sadece bizim eğitim sistemimiz, bizim düşünme kalıplarımız bunlar gibi düşünmeyi engellediği için biz balatayı tabiri amel sıyırıyoruz. Çünkü alışık biriz bunlar gibi düşünmeye. Ama adam kendi hanedanını devirip Yahudinin parasına ihtiyacı var. Amsterdam'la Londra'yı Londra ile New York'u birleştiriyor. Ve Avrupa'daki bütün krallıkları Londra yani şimdiki Kraliçe Elizabeth'e bağlıyor. Adam böyle zar atıyor. Türkiye'ye ama zarın nasıl geleceğini biliyor. Türkiye'ye bankerleri getiren de aynı zihniyet. Bankaları. O Gladstone. Özellikle burada bak o Kun Loeb Rothschild ailesinin en büyük şirketlerinden biridir. Orada bir isimden bahsedildi. O isimin Türkiye'deki akrabaları aynı soy isimden. Kimdir? Hangi şirketleri kurmuştur? Nerelere girmiştir? Ne zaman girmiştir? Baksınlar canım biraz da Google'da var bunlar ya. Bir bakın bakalım. Kim o isim? Bir şey diyor Baydiki. Bak Kun Loeb çok önemli bir şirkettir. Rothschild'in aldı. Bu aile öyle az buz falan bir aile değil. Devletlerden büyüktür. O şirket o isimle ne yapmış? O isimin akrabaları Türkiye'de ne yapmış? Bakın bakalım Türkiye'de nasıl sistem kurmuşlar. Biraz okumak gerekiyor Bekir. Anglo-Sakson kültürü yani İngiliz kültürü Amerika'daki hakim olan güçte Anglo-Saksonlardır. Amerika'ya gidip koloniler halinde yerleşip ta o dönemden beri. Amerikan tarihini hangi okulda okuyoruz burada? Bize kimse anlatmaz bunları her gün. Tabii hal böyle olunca bir finans imparatorluğu doğuyor. Hayır ne oluyor bir de bizi dinleyenler, izleyenler muhtemelen şöyle bir şeye kapılıyor. En azından bir kısmı. Bazı şeyler oturmaz yerine. Neden? Çünkü eksik bilgiyle yürüyemezsin. Ergün, dolar euro savaşı var dünyada. Doğru mu? Evet, evet. Dolar, euro. Yani İspanya'yı, Yunanistan'ı, Portekiz'i euro bölgesini batırmak için bir dolar yani Amerika Merkez rakipsiz, Bankası'nın tabii. Sahibi Rothschild Hanedanı aynı zamanda doları basıyor. Dolar euroya saldırıyor. Değer kaybetmesi için. Peki değerini hiç kaybetmeyen hem doların hem euronun üzerinde olan para hangisi? Sterlin. İngiliz parası. Onlar uzak. Onlar ya şu var. Adamlar Yahudileri almışlar. İhtiyaç görülmesi üzerine parasını kullanmak amacıyla gel demişler. Sen bana çalışacaksın. Ama darbe yapacağız. Nerede? İngiltere'de. Aynı Yahudileri Amerika'da ve İsrail'de yine kullanan akıl bu. O yüzden diyorum ya 12-13 milyon toplam Yahudi nüfusunun dünyayı yönettik diye böyle bir akıl üstü yazılan, çizilen ve çekilen filmlere inanmamak gerekir. Amerika'daki güç bu. Ve o gücün para kaynağı, parasının kalbi neresi? Finans merkezi. Londra'nın göbeğinde. Oraya da girdik. Zor şartlarda kenardan köşeden. Yapışık çünkü, kardeşler oynadık orada görünmeyelim evet, diye. Kamera görünmesin diye. Her an kameraya da el konulabilir. Başka şeyler de olabilirdi. Kaset falan giderdi orada. Kaset de giderdi. Ama hızlı bir şekilde orayı da hallettik. Ne yapalım? Faiz lobisinin merkezine yolculuk ediyoruz. Faiz lobisinin evet. Dünya. Soruyorlar ya. Nerede bunlar? Evet. Nerede faiz lobisi diyor. İzliyoruz. Bu semt özel kuralları olan, özel yönetim anlayışı olan bir semt.
Dünya Finans Merkezi. Dünya Finans Merkezi. Peki, kalbi Londra. Müslüman, Hristiyan, Yahudi, dünyada ne kadar parayı temsil eden güç varsa hepsi bu Kanary Wharf'ta. Burasının girişi, bir ülkeye Londra'ya girerken, İngiltere'ye girerken bu kadar sıkı aranmıyorsunuz. Burada çekim yapmak ve konuşmak çok zor. Birazdan girecekler. Şu anda karşıdan gelmeye başladılar zaten. HSBC şu anda dünyanın ve İngiltere'nin en çok konuştuğu konulardan biri. Özellikle altın ve elmas kaçakçılığından, gayri resmi ticaretten elde edilen paralar İsviçre'de bir şekilde bloke edildi ve incelemede Türkiye'den birçok kişinin vergi kaçırmak ve değişik yollardan temin ettiği gelirleri değerlendirmek 6854 için... 6854 kişi. Aynen, binlerce insan HSBC'yi arkamızda gördüğümüz Mehmet'e gösterebilirsen, dünya HSBC merkezi burası, tabii ki Hong Kong diğer ayağı, fakat şu anda hepsini size gösterme şansım yok. Onlarca büyük banka, City'den Barclay'e kadar, İstanbul bankalara kadar bütün finans merkezlerinin temsilcileri burada. Binlerce insan çalışıyor. İnanılmaz bir güç gösterisi var. Ve dediğim gibi ayrı bir ülke, ayrı bir eyalet havasında. Haksız mıyım Bekir? Evet, buraya girerken zaten semte girişte polisler karşılıyor. Polis barikatları önünde aracımız evet, o yüzden durduruldu. Evet. Araçlar durduruluyor, evet. Kimlik soruluyor. Evet. Öyle kafana göre giremiyorsun bu semte. Bu semtin kendine özel yasaları, yönetim şekli aynen, var, aynen. Kuralları var, kanunları var. Öyle başka bir dünya, başka bir dünya. Haldır küldür giremiyorsun ve arkamızdaki bankada şu anda dünyayı sarsan banka. İngiltere'de herkes bunu konuşuyor, hükümet de bunu konuşuyor. Dünya baronlar baronu Rothschild'da Rothschild, 100 evet. trilyon dolarlık servetin sahibi Rothschild hanedanının bankası kara para aklamaktan dolayı şu anda dünyanın evet. konuştuğu... bir banka belgeler sızdı. Banka özür diliyor. Bundan sonra daha dikkat edeceğiz diyor. Fakat İngiltere'de de çok birçok siyasi bu bankaya para yatırmış, parasal ilişkilere girmiş. Şu anda hükümet de bunu konuşuyor, dünya da konuşuyor. İsviçre'deki merkezine zaten baskın yapıldı. Amaç altın, elmas ve zümrüt kaçakçılığında buradan elde edilen, değişik yollarla elde edilen paraların miktarını öğrenmek, kontrolünü öğrenmek. Yani bir güç Rothschild ailesine karşı meydan okuyor. Bu savaş şu anda İsviçre'de yürüyor. Burası bunların kalesi. Henüz kimse buraya ulaşmış değil. Hiçbir güç buraya girmiş değil. Çünkü burası devletlerin üzerinde yer alan bir güç, bir koordinat. Biz de şu anda çok gizli bir sote bir yerden çekim yapıyoruz. Aynen. Her an bizim bu çekim de durdurulabilir. Bank of America, City, Barclay, İstanbul Bankalar, İstanbul HSBC, Thomson, arka tarafı Reuters. Mehmet Ali gösterebilirsen bak, Thomson Reuters. Evet. Arkadaki bina hemen, şuradan gösterebilirsen arkadaki bina. Yani Reuters'ta biliyorsunuz, yani Rothschild ailesinin İngiliz, İmparatorluğunun, United Kingdom'un silahlarından biri. O yüzden burası da, burada ne ararsanız var. Evet Ergün, bu yine tam arkamızdaki büyük bina bankaya döneceğim. Şu anda bu bankanın kara para akladığı evet. diktatörlerin, mafya, uyuşturucu mafyalarının, kraliçelerin, mafyaların akladığı, parasını akladığı bir banka olarak dünyayı sarstı. Bu bankanın CEO'su geçmişte aynı suçlarla suçlanmıştı 2005-2007 yılları arasında ve bu bankanın yani Rothschild hanedanının bankasının CEO'su şu anda İngiltere Ticaret Bakanı Ergün. Okay. Yani Ticaret Bakanlığı'na getirildi. Başka ilişkiler de var. Korkunç Bekir, ilişkiler yani, burası var. Burası apayrı bir dünya yani Citibank'ten Citiden Bank of America'ya. Barclay'den İstanbul bankalara ve burada en başında da HSBC. Bunlar devletlerin üzerinde gören bankalar ve bunlar hükümet, kural, kanun tanımaz kendi güçleriyle var olmak isterler. Ve onların dünyaya yayıldığı yer ve dünyanın aslında yönetildiği yer burası.
bunların sahip olduğu medya bize saldırırken kendi güçlerini örterler. Ve biz de hep onlar bize geldi. Biz de Bekir'le bu sefer biz ziyaret etmek istedik bunları. O yüzden buradayız. Bu bankayla ilgili bir anekdot daha Ergün hemen burada aktarayım. Yakalanmadan her an yakalanabiliriz çünkü 120 milyar dolar civarında bir kara para aklama dolayı var şu o anda. O görünen. Görünen o konuşuluyor. Evet. Ve şu anda İngiltere'de Cameron hükümetine bu bankada kara para aklayan suç örgütlerinin milyonlarca dolar bağış yaptığı bu skandalla çalkalanıyor. Cameron da bu banka yüzünden başı dertte ve şu anda bir de elmas tüccarlarının Tel Aviv, Londra, New York hattındaki elmas ticaretinden kazandıkları paraları aklama yolunu da bu bankayla seçtikleri ve bu nedenle de bu 120 milyar doların trilyon dolarlara çıkabileceği, bu yüzden de bu bankanın sahiplerinin yani hanedanının en üst seviyede yargılanacağı iddia ediliyor. Şu anda bu bir iddia ama tabii para importörlerinin gücü, bu güce karşı yargıçlar ne yapabilir, dünya ne yapabilir, ne kadar güç var. Şuna bakıyorum, belki gelen geçen insanlara hep beyaz sarışın insanlar çalışıyor. Ayrıntı alabilirsen siyahiler sadece koruma olarak görev yapıyor. Polis olarak görebiliyoruz. Yani burada Anglo-Sakson imparatorluğunun dışa vurumunu görüyorsunuz. Hep beyaz sarışın insanlar çalışan binalara, koca koca bankalara, finans merkezlerine girip çıkanlar. Hiç siyahı görmedim. Muhakkak vardı fakat büyük çoğunluk beyaz Anglo-Sakson. Ve Ergün, burada bankaları görüyoruz. Tabii dünya altın piyasası da hep Londra'da. Finans, altın anlamında da paranın vatanı burası. Burası. Paranın vatanı burası. Yani İstanbul'da sokakta gördüğümüz bankalar, şubeler aslında hepsi buraya bağlı. Kalp ve akıl burası. O yüzden yıllarca parayı ellerinde tuttukları için güç bunların oldu. Bu adadan, bu ülkeden dünyayı yönetmeye başladılar. Birleşik Krallık aslında buradan yönetiliyor. Sonuçta bütün Birleşik Krallığa bağlı tüm ülkeler de buradan yönetiliyor, buradan finanse ediliyor. Bizim çok şu anda Mehmet Ali Göbe Fitch Ratings var. Mesela bize ekonomimize not verenler buradan. Fitch. Sen iyisin, sen kötüsün. O karneyi bize verenler de burada. Kredi derecelendirme kuruluşu devamlı bize sopa gösteren. Ve bizim gazetelerde bunu yani merkez medya diyerek, aslında buranın merkezi olan medyada bu Fitch'lerin her dediğini manşet yaparlar. Neden? Çünkü bu Fitch... Onlar da bu Fitch'lerin, değil mi Bekir? Evet. Uzantısı. Hepsi Fitch Ratings. Bak, kredi derecelendirme kuruluşları, bankalar, altın piyasası hepsi bir arada adamlar toplamış ve buraya giriş çıkışlar sevgili seyirciler. Onu çekebilirsek gösterelim. Polis barikatı karşılıyor sizi. Girişler, çıkışlar, öyle kafanıza göre giremiyorsunuz. Öyle bir şey yok. Korkunç bir koruma var. Bize de her an müdahale olabilir. Güzel bir buz pateni yapmışlar ki sempatik gözüksün diye herhalde. Spor salonları var. Karşıda spor salonu, kapalı spor salonları var. Şu karşımızda gördüğümüz Reebok Sports Club diyor. Çalışanların çocukları burada buz pateni yapıyor. Ve şurada da lokantalar var arkadaşlar. Yani bunlar İngiltere'nin beyaz yakalıları oluyor Ergün. Evet. Gördüğümüz gibi. Zaten Mehmet Ali paylaşacak görüntülerimizde. Tabii
Bu bankanın kuruluş hikayesi de var her gün. Merkezi burası. Bir Bank of America'yı görebiliyor musunuz? Burası sosyal tesisler. Şu büyük binayı göremedim. Bu büyük bina dedi Bekir. Görebiliyor musun bir şey? Bir şey göremiyorum onu ama o da burada olduğu yere görebiliyor musun? O da bir finans merkezi. Şurası City'nin merkezi. Arkadaki yer City'nin merkezi. Şu bina komple yukarı kadar City. City grubun temsil edildiği merkez burası. O grubun patronları kimler? Bildiğimiz insanlar, bildiğimiz insanlar. Aynen. Evet. Arkada Barclays var. Barclays var. Barclays var, evet. O da para imparatorlarına ait bir banka. İngiltere'nin medarı iftiharı, öyle söyleyeyim. Barclays kardeşler diye biliniyor. Onlar da çok ilginç bağlantıları var, ilişkileri var. Geçmiş programlarda anlatmıştık. Londra'nın her tarafından görünen tek bina HSBC'nin merkezi. Şu bina Mehmet Ali. Londra'nın 3 aşağı 5 yukarı her noktasından görebiliyorsunuz. Ona göre bir tasarım, ona göre koordinat belirlenmiş. Gittiğiniz hemen hemen her yerden HSBC'yi size gösteriyorlar. Bu da gücün nasıl bir şey olduğunu anlatıyor. Yani bankanın açılımı Hong Kong, Şanghai Bank Corporation. Evet. Çin'de Hong Kong'da kuruldu. Ve o zaman şunu söyleyeyim, madem banka biraz vaktimiz var. Logoya baktığımız zaman bir kum saati görüyorsunuz. Kum saati ve saat bunların vazgeçemeyeceği bir şey. Zaman tutkusu. Masonik bir çağrışım, masonik bir anlatım biçimidir. Kum saatinin Türkiye'de de bir gazetenin logosunda olduğunu söylememe sanırım gerek yok. Bunu daha önce yazdım. Polis barikatlarıyla karşılaştık. Arabamız durduruldu polisler tarafından. Tabii daha öncesinde de Westminster Meydanı'nda çekim yaparken iki defa polis müdahalesine maruz kaldığımız için... Buradan ben Bekir, Mehmet Ali'ye, bizim kameraman arkadaşımıza bir teşekkür etmeyi borç biliyorum. Kamerayı kamufle etmesi, bizi kaydederken tam süper yerlere uzanması, görünmemek ve yakalanmamak için, daha doğrusu görünüp de yani kaseti kaptırmamak için büyük fedakarlık yaptı. Buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, burada ülke sevdalısı diye bir arkadaş tweet atmış. Kara para aklama varsa servete el konmaz mı diyor. Arkadaşlar, programın başında ben açıkladım ama kaçıranlar için söyleyeyim. Bu kara para aklama şu anda bütün dünyada konuşulan Rothschild'lere ait bankanın ilk icraatı değil. 2005 yılında da aynı icraatı yaptı. Defalarca değil mi? Ve o dönem o bankanın başında CEO olan kişiyi aldılar. Yani kara para aklamasına izin veren, yol açan CEO şu anda İngiliz Ticaret Bakanı arkadaşlar. Ceza yok. Çünkü kurulu sen koyarsan ceza olur mu yani? Evet, yani İngiltere'nin sahibi sen olursan Cohen ve yani onun hocası Stuart bunlar yasaları kendileri çıkardılar Amerika'da. Kara para aklamanın cezası şu kadar dolardır. Sen 100 milyar dolar götürüyorsun, 1 milyar dolar ceza veriyorsun. Dostlar alışverişte görsün. Yani zaten geçen hafta duyurduk, ulaşamadık. Program müsait olduğu zaman HSBC'nin efsane CEO'su bize konuk olacak. O zaman her şeyi burada anlatacak. Şöyle, devlet nasıl yönetiliyor, dünya nasıl yönetiliyor, amaçlarını herkes görecek. Bir de yani... Bu 120 milyar dolar gözüken... Gözüken Bekir o. İngiliz medyasında... Kaç Türk var dedin sen? 6.484. Yani 6.000 Türk. 6.000 Türk. 4.854 galiba. Ha. Yani ya 6.000 ya 4.000. Neyse 6.000 ya da 4.000. Ama 4.000 diyebiliyorum ben de. 4.000 Türk'ün İsviçre'deki HSBC'de ne işi var? Bak 4.000. 4.000 Türk ya. Ya burada banka mı yok? Ergün. Halk bak. Yok mu? Ziraat yok mu? Şimdi bak Ergün. Nasıl çalışıyorlar ya? Şimdi bak, kara para aklayan banka ve aileler belli. Bak şimdi, bu ailelerle akraba olan CNN'de adı Bill olan bir adamı hedge fonlarının yöneticisi olan adamı alıp CNN'e çıkarıyorlar. Bu adam CNN'de diyor ki, Putin'in
Bu 200 milyar doları ver diyor. Hayır var demiyor Ergün. Ben diyor Putin'in bu bankada 200 milyar dolar parası olduğunu tahmin ediyorum diyor. Ya belge yok, bilgi yok. Şimdi salla. Algı çalışması yapacaklar salla, ya. Salla, salla. Bir anda bütün dünya medyası, bizim Türk medyası da atladı. Putin'in 200 milyar doları var diye yazdı herkes abi. Şimdi adam tahmin ediyorum diyor. Bak kara para aklayan. Emir şekline dönüşüyor. Bak kara para aklayan onlar. Sonra da çıkıp bunun üzerinden algı ya çalışması yapıp Putin'in 200 milyar doları var diye kesin konuşan bunlar. Bu hedge fonları Soros'un fonlarıdır. Ya özellikle Bekir. Soros'un çalıştığı Bekir, fonlardır. Evet, Bekir. Soros Rothschild ailesinin evet. tetikçisidir. Silah. Baktığın sarı. Zaman böyle bir ağ var. Ve namussuzluğu yapıyorlar bak şimdi. Bak dedi ki Murdoch dedi değil mi? Bizim profesör, bizim tarihçi hocam. Medya, Hollywood, gazete, televizyon ve bu sistemi çözdüğümüz zaman, bunu anlamaya başladığımız zaman bize servis edilen haberlerin hangi amaca hizmet ettiğini öğrenmiş ve çözmüş oluruz. Ve ülkemizi, milletimizi ve hatta bölgeyi ancak ve ancak böyle koruyabiliriz. Ya Ergün, kara para aklayan onlar, insanlara kara çalan da onlar. Ah, bitti. Ya nasıl bir sistem? Şimdi görün bu sistemi. Kara diyelim, para aşk. Diyelim ne yapalım? Londra'da Westminster Sarayı'nın önüne o bizim Taksim Meydanı gibi merkezdir orası. Biz de Taksim Meydanı gibi merkezde bir cadde, bir alanda halka açık bir alan, alanda basın özgürlüğü tabii. diye Türkiye'ye medyasıyla kara çalan ve yanımıza oranın basın kartı sahibi olan bir arkadaşımızı alıp gitti ki o muhatap olsun diye bunu tahmin ettiğimiz için neden? Çünkü trenden itibaren yani Liverpool'dan Londra'ya gelirken yanımıza iki adam oturuyor. Ya. Bir hanım bir bey. Şimdi koskoca tren bomboş, o kadar koltuk bomboş, o kadar masa bomboş geldiler yanımıza oturdular. Şimdi Ergün, ne olduğunu anlatalım biraz sonra. Anlatacağız ama yani arkadaş bizim Taksim Meydanı'nda 150 kişi normal, normal bir seyir ya bırak gezi olaylarını falan. Evet. Normal bir anda gelse bizim Taksim anıtının evet. önünde, anıtının önünde birisi röportaj, anons yapsa kimse karışmaz. Bakın İngiltere'nin Taksim Meydanı'nda Westminster Sarayı'nda nasıl, neyle karşılaştık? İzliyoruz. Şu anda Londra'da, evet. Londra'nın kalbi Westminster Meydanı'ndayız. Evet Bekir, evet. Evet, burada... Ne ararsan var burada Bekir? Burada, her şey burada aslında. Evet. Londra, evet. Londra'nın kalbi dedik. Evet, evet. Kalp, kalbin olduğu yerde... Yaşı... Bir akıl da var. Akıl da var. Arkamızda duruyor. Çünkü aklı olması, yaşam lazım. Evet. İngiltere burada yaşıyor. Baktığımız evet. zaman... Evet, evet Bekir. Burada her taraf tarih... Tarihi eserler var ama hemen arka tarafta MI6, MI5 evet. İngiliz istihbaratına evet. kadar Mehmet Ali gösterebiliyorsan evet. çok mutlu oluruz. Hepsi burada şekillenmiş. Tabii hemen arkamızda ihtiyar bir adam var. Daha doğrusu ihtiyar adamın bir heykeli var. Heykeli var. Bu ihtiyar adam Churchill. Evet Churchill. Bekir hatta mesaj da aldım. Önceki gün yazdığımız yazıda Türkiye'yi asla bir başkasına bırakamam. Türkiye'ye birisi yeltenirse ordularımı oraya göndermekte bir an tereddüt etmem deyip Türkiye'yi biz bilmesek de buraya yani Londra'ya bağlayan adamlardan biri budur. Kim? Winston Churchill. Aynı zamanda da Türkleri öldürmekte bir mahsur yok. Hiç yok. Gazze'de aynen. öldürebiliriz aynen. diyen adam. Aynen. Ve bu meydanın birazdan Mehmet abi bize yardım edecek göstereceğiz. United Kingdom yani Birleşik Krallık'ın bütün kodları burada yatıyor. Fakat bunu az önce bir arkadaş dedi ya biz 20 yıldır burada yaşıyoruz bunu biz bilmiyoruz. İşte sorun bu. Önünden geçiyoruz görmüyoruz. Birazdan Winston Churchill'den başlayıp Mandela'dan yani Güney Afrika'nın bunlar tarafından sömürge haline gelmesi, Rothschild ailesinin
Sir Rhodes'un Güney Afrika Cumhuriyeti'nin altınlarını, elmaslarını, zümrütlerini buraya taşıması. O yüzden o ülkeyi sen, yani Güney Afrika Cumhuriyeti bunlara verdiği için, sorun çıkarmadığı için seni heykelini dikerler. Kimi? Nelson Mandela. En köşede o var. Mehmet Ali gösterebiliyorsan köşede. Evet. Turumuz orada bitecek. Nelson Mandela heykeli var orada. Adam yeni ölmesine rağmen hemen heykelini dikmişler. Tabii. Demek ki büyük hizmeti var. Aynen, büyük hizmet edersen, altınları, elmasları, zümrütleri verirsen, United Kingdom'un yani Birleşik Krallığın ayakta kalmasını sağlarsan, buna hizmet edersen heykelini dikerler. Neyi dikerler? İngiltere'nin, yani Birleşik Krallığın kalbinin tam ortasına. Ergün, heykellere devam edeceğiz ama evet, hemen evet. Arkada bir Westminster parlamento. Yani bizim binası. Sarayı diline dolayanların burasının tamiri için 3-5 milyar dolar harcama gerektiği söyleniyor. Evet. Yani girişinde ebedi düşman yoktur. Evet. Ebedi çıkarlar var yazan. O saray 5 milyar dolarlık tamiratın yapılacağı saray. Aynen. İngiltere, daha doğrusu Birleşik Krallığa bağlı tüm sömürgeler buradan yönetiliyor. Aynen. Dünyanın sömürüldüğü merkez burası ve enteresan. Ve bizim saraya saldırı emrinin verildiği yerlerden biri burası. Bu sarayı görmezler. Sadece onlarca saray arasından birisi bu. Big Ben'in hemen yanında. Dediğin gibi dostumuz, düşmanımız yok. Sadece ajandamız var derler. Hep çıkarlarına bakarlar. Onun aklı ve kalbi burasıdır. Buranın tamiri için 3-5 milyar euroyu gözden çıkartanlar bizim sarayla Türk devletinin yerle bir etmek istemektedirler. Neden? Bunların çizgisinden kopmaya başladığı için, bağımsızlık gelmeye başladığı için. O yüzden buradan bu aklı yaratan herkes saldırmaya başlar. Ergün, şimdi Westminster Sarayı dahil arkamızdaki kiliseler var. Evet. Hepsinde saat var. Evet, saat. Zaman, bu da çok önemli. Her yerde var, her yerde var. Kameraman arkadaşım hemen Westminster Sarayı'na dönerse hemen bir kule görüyoruz. Peki, orada bir saat var. Saatin olmadığı yer yok. Zaten Greenwich. İngilizler diyor ki zamanın ruhuna biz hükmederiz ve her yere saat gönderirler. Ve bunlar kendi girdikleri yere de saat ve izini bırakırlar. Der ki burada zaman akar fakat zamanı biz kontrol ederiz. O yüzden İngiltere'ye ve İngiltere'ye bağlı olan ülkelere giden vatandaşlarımız şuna baksınlar. Hep saatle imzalarını atarlar. Zaman bizim diyorlar, zamana biz hükmederiz diyorlar. Sorun ne diyor arkadaş? Diyor burası özel yer diyor, o yüzden çekemezsin diyor. Sadece o zaman Palmerston'un orada bir anons yapalım, çıkalım. Nelson'un oradan çıkalım. Okey, Palmerston orada, okey. Miras polisi olarak geçiyor yanılmıyorsam Mehmet'i. Engellemeye çalıştı ama 3 dakikalık izin alabildik. Herkesin fotoğraf çekim yaptığı yerde bize izin vermek istemediler nedense bilmiyorum. Ergün, hayır, adam şunu söyledi. Burası özel bir alan dedi. Bir alan yani dedi. Burası çekim yaptığı yerde bize izin vermek istemediler nedense bilmiyorum. Ergün, hayır, adam şunu söyledi. Burası özel bir alan dedi. Yani burası kraliçenin malı. İzinsiz çekilmez. Biz de şu anda kraliçeden izin almadığımız için. Evet. Burada Mehmet Ali, bak bu da önemli bir arkadaş. Lloyd George. Osmanlı tarihini, yakın tarihini bilenler ne demek istediğimi anlayacaklardır. Lloyd George önemli bir isim. Bu da Churchill'in golünden. Fazla vaktimiz yok. Lloyd George'a giremiyoruz. Devam ediyoruz çünkü Palmerston önemli. Evet. Palmerston önemli. Mehmet Ali, burada Palmerston'un arkadaş geliyor. Hızlı heykeli var. Hızlı olun Bekir Öz. Müdahale ekibi de arkadan takipte bizi. Aynen, müdahale edecekler. Hızlı biz bir an önce anlatalım çünkü çok önemli bu. Lord Palmerston Osmanlı tarihinde en önemli isimlerden biri Ergün. Nedir onun önemi? Yani, biraz da gergin hareket ediyoruz mecburen.
zaman damlası var. Kraliçenin özel alanı içindeyiz. Evet. Müdahaleyi yedik az önce. Evet. Hemen mevzuya girelim. Evet, fazla da ikinci bir müdahaleye gerek kalmadı. Bu ...1800'lerin ortalarında Türkiye'yi Osmanlı'yı mesken eden, Osmanlı'nın bölünmesinde parçalanmasına rol oynayan çok önemli MI6 ajanlarından biridir Palmerston. Diplomat kılığıyla geldi, Osmanlı'nın DNA'larına girdi ve yıkımında önemli rol oynadı. Bunun baktığı yerde, Palmerston'un baktığı yerde MI6 binası olarak adlandırılır. Mehmet Ali, baktığı yeri, heykelin baktığı yeri gösterirsen Skyfall'da, yani James Bond'da bahsedilen bina olduğu, sol taraftaki binanın MI6 olduğu, merkezlerden birinin olduğu söylenir. O yüzden Palmerston'un oraya baktığı iddia edilir. Neden? Çünkü Kur'anlardan biri o, akıllardan biri o. Palmerston'un da savaş bakanıydı değil mi Ergün? Yani, çok önemli bir adam. Evet, Rusya ile Osmanlı ile bütün ilişkileri kuran, yaşatan... ve Osmanlı'yı yıkan. Tabii, o akıllardan biri. Zaten bu meydanda 1, 2, 3, 4... 7-8 tane heykel var, 8 tane insan, 8 obje Büyük Britanya'nın büyük olarak kalmasına hizmet eden, o yüzden heykeli bulunan figürler. Evet, evet. Böyle arkadaş yine geliyor, devam edelim isterseniz. Evet. En baştakiler Osmanlı'yı yıkanlar. Evet. Tabii yıkmak için ne lazım Ergün? Para lazım. Para lazım. O paranın kaynağı da Güney Afrika'daki elmaslardan geldi. Aynen. Onun için biri. En başta da Mandela'nın da heykeli var. Evet. Çünkü para oradan geldi. Oradan geldi. Altınlar, elmaslar hepsi oradan geldi. Buraya aktı. Sen madenlerini yeraltı, yerüstü zenginlere verirsen heykelini dikerler. Ha, bizden niye kimsenin heykelini dikmediler? Bizim bunu sorgulayacağımızı biliyorlar. Ha, burada muhtemelen Türkiye'de olup buraya dikilmesi gereken gizli kahramanlar var mıdır? Vardır. Fakat dikmezler. Mevzu bu. O yüzden burada fotoğraf ve kamerayla çekim yapmamıza izin vermiyorlar. Mehmet Ali geliyor. Hemen Mandela'yı çekelim. Derdimizi anlatalım. Biraz... bu arada diğerlerine çekme şansı varsa Derbi ve orada daha önemli figürler var. Onları da şey yapabiliriz. Evet. Her gün miras polislerinden kaçtık. Kaçtık. Ta öbür ucuna geldik. Oradan bakıyor, uzaktan bakıyor. Uzaktan bakıyor, zaten. Her an gelebilir. Biz gelmeden akışımıza devam edelim. Evet, evet. Evet, burada gördüğümüz bu heykeller... Kim var peki burada? Heykeller zincirinin en sonunda Mandela. Yani Mandela. İngiltere'de heykeli dikleyecek kadar önemli bir adam. Bekir farkında mısın? Mandela ellerini açmış, ben daha ne yapayım diyor. Her şeyi size verdim diyor. O yüzden onlar da heykeli yapıyor. Mandela o ülkenin, o bereketli ülke yani Döbir savaşları vardı orada. Yani İngiliz sömürge güçleri ve Rodos. Şu anda Rodos bursu dünyada en etkili burslardan biridir. Türkiye'den de alan vardır, Amerika'dan da alan vardır. Yani Rodos bursuyla dünyanın en akıllı insanları buraya, bu meydana bağlarlar. Neden? Çünkü parayı, pulu, zümrütü, altını, elması Güney Afrika'dan buldukları için. Biraz sonra HSBC olayına da geleceğiz. HSBC olayında da altın, zümrüt ve elmastaki kara para aklandığı için, vergi dışı, kontrol dışı bir ticaret yapıldığı için bir güç oraya giriyor. Neden? Merkez burası, Mandela'nın. Yani ben daha ne vereyim size dediği yer. Herkes, bu adam kim? Dünyaya özgürlüğün aynen sembolü, simgesi olarak gösterilen adam. Hesaplarında 100 milyon dolar, 100 milyon evet dolar, bizim bildiğimiz o. Milyonlarca dolar. 100, yani para çıktı. Aynen. Bağımsızlığın simgesi yapıldı. Ve ne çıktı? Mossad tarafından eğitildi. Aynen. Baktığımız aynen zaman Tel Aviv, Londra, New York hattı. Biz bunu söylüyoruz. Aynen. Aynen. Bu hattın adamı, heykeli dikilen heykeli adam, Mossad'ın resmen açıkladığı, evet, İsrail gazetelerinin manşetten aynen verdiği, Mossad yetiştirdiği dediği Mandela'nın heykelini nereye dikiyorlar? Londra'ya dikiyorlar kalbini. İngilizler Mossad ajanının neden heykelini neden kalplerine niye dikerler? Çalışın. Çünkü ortak bir üst akıl aa, var. Aynen. Hepsi aynen. İşte aynen bu merkez bu üst akla tutuyor. Aynen. Ergün. Tel Aviv, aynen. Londra, aynen. New York hattı. Aynen. Aynen. Mandela bu ülkeye büyük hizmetleri olmuştur ve tıpkı Ankara'ya saldıran ve saldırı emrini gereğini yapan, başlatan BBC, The Economist ve bazı yayın organları tarafından da bağımsızlık kahramanı olarak gösterilir. Bu büyük yalandır. Bu yalana alet olduğu için de heykeli burada.
Arkadaş yine geliyor buraya. Çok az vaktimiz kaldı. Mehmet Ağa, kiliseyle bir çekebilirsek. Hayır, şimdi ona bakalım. Şimdi Mandela'nın heykelinin hemen karşısında devasa kiliseler var. Evet. Bu kiliseler Ergün Protestan. Aynen. Neden Protestan? Peki, şundan Protestan. Çok magazin figürü, herkes bilir. Kate Middleton'ın çocuğu oldu. Küçük Prens'ten. Torunu, yani kraliçe torununa George ismini verdi. George, Kral George, İngiltere'ye Protestanlığı getiren isimdir. Protestanlık nedir? Yani buradaki kiliseler bize neyi anlatıyor? Şunu anlatıyor. Diyor ki Protestanlık... Şöyle yürüyelim her gün. Kiliseyi de görelim. Protestanlık, Yahudilikle beraber dünyada faizi tırnak içerisinde helal kıran tek anlayış, tek inat. O yüzden Yahudilerle İngilizler yan yana. İngiliz aklı Yahudileri yönetir, Yahudiler de dünyanın sahibi olduğunu sanırlar. Öyle bir şey yok, öyle bir zan yok. Bunlar Protestanlıkla, ya Kral George, faiz helaldir, ticaret yapın, bütün para bizde olsun demiştir. Yahudileri de yanına almıştır. Rothschild ailesi de bunun en öndeki silahıdır. Ve bu kiliselerde, bu Westminster sarayları, parlamentolar ve buradaki MI6 ve arkadaki MI5 binası bu akla hizmet eder. Üst akıllı meydanı burasıdır. Bu heykellerde ilk üst akıllılardır. Yani Ergün, faiz para demek. Evet. İkisi büyük silah. Güç demek. Bu iki silaha evet. Sarılan... Bir evet. Yahudi aklı, evet. Bir de İngiliz aklı var. Arkada. Ve o aklın da sarayı hemen arkamızda Westminster Sarayı, evet. Parlamento binası aynı zamanda. Evet, dünya evet. Buradan yönetiliyor. Orasının tamiri için de 5 milyar dolar harcayan akıl Londra, evet. Ve evet. Bu aklın yer aldığı merkez burası. Londra'da yer alan medya bizim sarayımıza saldırırken... Devletimize saldırıyor, milletimize saldırıyor. Bizim sarayımıza saldırırken... Kendi saraylarına harcanan evet. 5 milyar doları görmezden geliyorlar. Yazmıyorlar. Bizim 1 milyar tutmayan saray var. 300 onlarca milyon dolarlık saray. Sarayımıza saldırıyorlar. Evet. Yani saray böyle var. Bir alçak bir zihniyet aynen. Olamaz. Bir de Mehmet Ali, bir de Bekir. Sadece Churchill şu yana bakıyor. Bunu tarihçiye soralım. Neden bütün heykeller bize bakarken, bizim günümüze, kiliseye bakarken Churchill Westminster Sarayı'na bakıyor? Bunu da bizim çok şey bilen tarihçiler inşallah milletimize paylaşır. Ergün, Churchill hemen uzaklaştırıldığımız yerde evet. Az önce miras polis tarafından oradan geldi, polis geldi biraz, bak, polis biraz kovuldu. Bak, yine geldi bak. Evet geldi. Geldi. Bir de burada Ergün bir Churchill enstitüsü var. Evet. Nedir o? Orada da bizim okumadığımız, bilmediğimiz belgeler yani Türkiye'nin Türklere bırakılmayacağını anlatıyor. Ben Türkiye benimdir, İngiltere'den kimse alamaz diyor. Arkadaş yine geldi. One minute. Tekrar uzaklaştırıldık. Okay, tekrar izin verilmiyor fazla. Heykellerle yüz göz olmamız istenmiyor anladığım kadarıyla. Niye? Çünkü burası kraliçenin. Okay. Herkesin geldiği, yüzlerce fotoğraf çektiği yerde bize izin verilmiyor. Okay. Evet. Thank you. Sevgili seyirciler, bize ayrılan süreye 1 minute kaldı. Biz burada veda ediyoruz sizlere. İngiltere'den ayrılırken, uçağa bindik. Tam havalanırken, ayrılırken gökyüzünde ay ve yıldız vardı. Evet. Ergün de gözlerimiz yaşararak. İnanılmaz bir şeydi o. İzledik. Sadece ay ve yıldız vardı Ergün. Evet. Gökyüzünde, İngiltere'de de, o semalarda da. James Dişki ile devam ediyoruz. Biz veda ediyoruz. İyi geceler Türkiye. Biraz polislerinden kaçtık. Financial operations. Mrs. King, Edward the First. Was an agent of the Rothschilds. The Turkish atrocities. Who is the Rothschild family?
the family began in Frankfurt with Mayer Amtsschild Rothschild, and he had five sons, and he sent them all out to the principal financial centers of Europe. One son stayed in Frankfurt, another went to Naples, a third to Paris, a fourth to London, and a fifth to Madrid. And this way, they had a financial network covering the whole of Europe. The date of Amstel Rothschild's death is significant. He died in 1812, that's to say during the Napoleonic Wars. And this is the foundation of the family fortune, because the Rothschilds were financing both sides. They were financing the British war against Napoleon, and they were financing Napoleon's war against the British. And they had a network of intelligence agents all over Europe. In fact, they knew the result of the Battle of Waterloo before the British government here in Westminster knew it. Now, a rumor ran around London at that time in 1815 that the British had been defeated and Napoleon was victorious. And the result is all the stocks and shares on the London stock market sank like that. And the Rothschilds, because their agents knew that Wellington had actually won the Battle of Waterloo, then they bought up all the stocks and shares at rock bottom, which again is what they did in America at the time of the Wall Street crash, because at that time 97% was cut off all shares on the New York stock market. So they bought up the stocks and shares of the American economy at bargain basement prices. Now, I must remember that there is a symbiotic relationship between financial power and political power. Eventually, financial power translates into political power, but through political power, you expand your financial operations. Now, in 1877, as I said, the Napoleonic Wars were the foundation of the family fortune, and they became the richest family in Europe, and they are still the richest people. For instance, I mean, many people say that this computer tycoon is the richest man in the world. It is not. The richest man in the world is Baron Rothschild. Now, in 1877, it's estimated that the combined fortunes of all the Rothschild businesses were $3.4 billion. Now, if it were that in 1877, it has increased exponentially since then. So you can multiply that 20, 30, maybe even 40 times today. In fact, they really control the finances of the world. But what we should talk about is at number 10 Downing Street. How about, do you know that he's dreamt in the Parliament? Or? No, I don't know, but in the time of Harold Wilson, there were 46 Jews sitting on the Labour benches. And it must be more than that now. Oh, I see, yeah. Howard. Yeah. I greatly welcome the opportunity for this interview because I have known two of the Rothschild family personally. In fact, I was at school with one of them. Alfie Primrose was my school chum, and
his grandfather was Lord Rosebery, who was British Prime Minister in the 1890s in the Liberal Party. Now, Alfie was only one quarter Rothschild and three quarter Scottish. But his grandfather, Lord Rosebery, the Liberal Prime Minister, had married Hannah Rothschild, and it was her money, I'm sure, that got him into number 10 Downing Street. The other Rothschild I knew was a girl. It's Amanda Rothschild, and believe it or not, she is as poor as I am, and the reason is she married an Arab, so the family cut her off without a penny. Can we talk about Rothschild and Israel's connection between each other? Yes. In 1922, the World Zionist Congress sent a telegram of congratulation to Baron Edmund Rothschild, thanking him for his help in colonizing Palestine. It was he, in fact, who first set up the first Jewish colonies in Palestine, and this happened toward the end of the Ottoman Empire. It began, I think, as far back as the 1890s or maybe 1905, 1910. And the reason for this is the Boer War. It was the discovery of gold under the Afrikaner farms that led to the, Britain declaring war on the Afrikaners. Cecil Rhodes was an agent of the Rothschilds. So also, for instance, was Bernard Baruch, the uncrowned king of Wall Street, whom some people call the unofficial president of the United States, because he can make and break presidents. It's he who put Woodrow Wilson into the White House. Now, Boer War really started with the Jameson Raid. Jameson was a Scotsman. It's a Scottish name. This was an attack on the two Boer states to the north of Cape Province. Now, they needed, the reason they set in motion the Boer War was they needed the gold of South Africa to finance the colonization of Palestine. And this was before the First World War. Now, if you go to Cape Town Cathedral, the Anglican Cathedral in Cape Town, you will find it full of monuments to dead Zionists. And the two principal ones are Cecil Rhodes and Lord Milner. Now, it was Milner who drafted the Balfour Declaration. Balfour, who was also a Scotsman, he signed it, but it was Milner who drafted it. And this was the means of bringing America into the First World War, because in 1917, when the Balfour Declaration was issued, Britain was on the point of losing the war with Germany. And they needed to get America into the war, so in order to win. And they tried two ways. First of all, they tried the Armenians, and that was the famous Blue Book about all the Turkish atrocities against the Armenians, real or alleged. When the Blue Book was published, it went down like a lead balloon. And the British at that point realized that the Armenian lobby in America did not have the financial muscle to bring America into the war. So that's when they shifted their compassion to the Jews, and they issued the Balfour Declaration. And it was then that the Jewish influence brought America into the war. And the president who declared war, that was President Woodrow Wilson, the founder of the League of Nations,
which gave the mandate for Palestine to the British, so that the British could colonize the Palestine with Jewish immigrants. Of course, all this financed by the Rothschilds.